Bu ne biçim dersten yine merhabalar. Bugün mimari tasarımla ilgili bir uygulamaya bakacağız. Çok basit, çok güzel, çok kolay bir uygulama. Bu uygulamayla önce kendi evimizi yapacağız. Sonra hayalimizdeki evi yapacağız, mekanı yapacağız. Hepimiz birer iç mimar gibi davranacağız. Birer mimar gibi düşüneceğiz. Şimdi her zaman dediğimiz gibi hazırsanız başlıyoruz. Uygulama yaparken kullanacağımız site bu. İngilizce bir site. Türkçe nasıl çeviriyoruz? Google Chrome'a giriyoruz, sağ tıklıyoruz, Türkçe diline çevir diyoruz. Sitemiz Türkçe oluyor. Burada tasarım yapmak için önce proje oluştur diyeceğiz. Böyle temiz bir ekran geliyor. Sol tarafta bir menü var, sağ tarafta bir menü var. Ama hala İngilizce. O zaman şu üstteki sarı renkli yeri sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyoruz. Sitemiz Türkçe oldu. Şimdi buradan bir şeyleri buraya sürükleyebiliyoruz. Bakın bir oda sürükledim. Buradan başka bir şey sürükleyebiliyoruz. Tekerlekle yakınlaşıp uzaklaşıyoruz. Sol tuşla gezdiriyoruz. Sağ tuşla da gezdiriyoruz. Şu an iki boyutlu çalışıyoruz. Sadece genişlik ve yükseklik var. Bu sitenin özelliği şu. Odayı buraya ekledim. Odayı tasarladım. Sonra soldan 3 boyutlu tıkladığım zaman odanın 3 boyutlu halini görebiliyorum. Bu sitenin mantığı bu. Yani bir mekanı önce 2 boyutlu tasarlıyorsunuz, sonra 3 boyuta çeviriyor. Tekrar 2 boyutlu tasarıma gelmek için buradan 3 boyutluyu tıklıyoruz. 2 boyutlu hale geldik. 2 boyut, 3 boyut. Unutmayın, çok basit. Ben bu odayı nasıl düzeltebilirim? Bu odayı genişletebilirim. Duvarı şöyle tıklarım. Şu çıkan okla genişletebilirim. Bakın metrekaresi de artıyor. Köşesinden tutarım böyle, biraz yamuk haline getirebilirim. Hata yaparsam CTRL-Z ile geri alıyorum. Delete her zaman siliyor bir şeyleri, biliyorsunuz. Şimdi soldaki menüye bakalım. Buradan duvarımı seçtim. Çıkan şeyler sil. Bakın duvarı sildi şu an. Duvarsız bir odamız oldu. Seçtiğim yerden bakın buraya tıkladım. Köşeye tıkladım. Artık oradan köşeleştirebiliyoruz. Sol tarafta uzunluk var. Duvarımızı seçtik. Uzunluğu kilitlersek artık bu uzunluğu değiştiremiyoruz. Bu duvarın uzunluğunu değiştiremezsiniz. Mekanın uzunluğunu değiştiremezsiniz. Çünkü uzunluğu kilitlemiş oluyorsunuz. Duvarı seçtim. Sol tarafta durum var. Durumu tıklarsanız artık kilitliyor bunu. Bu duvarı değiştiremiyoruz artık. Açarsak artık orayı düzenleyebiliyoruz. Renk var. Bunu ben tam çözemedim. Neyin rengini değiştirdiğini anlayamadım. Yapan olursa bize de anlatsın. Tekrar duvarı seçeyim. Kopyala var, geri almak. Bir de mekanın ayarları var. Tıklıyoruz bakın. Bu sefer şu odayı tıkladım. Farklı ayarlar çıktı. Örneğin klon. Tıklıyorsunuz. Bir tane daha size aynı odadan kopyalamış oluyor. Ayna diye bir özellik var. Bu mantık şu. Bakın şöyle bir odam var. Aynaya tıklarsam bunun aynadaki görüntüsünü döndürüyor. Balkon eklerseniz duvarları kaldırıyor ve duvarsız bir mekan haline getiriyor. Kopyala var, yapıştır var. Aynı bilgisayar mantığı silebiliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. 3 boyutlu tıklıyoruz. 3 boyutlu halini görüyoruz. 3 boyutu geri tıklıyoruz. 2 boyutlu halini görüyoruz. Şimdi bir de sağ menüye bakalım. Sağda bazı seçenekler var. Bakın yapısı diyor. Kapı, pencereler, genel, yaşam, yatak odası, mutfak, banyo gibi çeşitli odalardaki çeşitli eşyalar var. Bunu buradan sürükleyip buraya getirebiliyoruz. Sonrasında onu büyütebiliyoruz. Bakın şimdi 3 boyutlu haline bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir ürün var. 2 boyutlu hale geliyorum. Mesela buraya bir tane kanepe ekliyorum. Kanepenin boyutları iyi. 3 boyutlu diyorum. Bakın kanepem orada. Böyle eşya ekleyebiliyoruz. Kapı, pencere nasıl ekleniyor? Bakın yapısıya giriyorsunuz. Buradan kapı ve pencereleri seçiyoruz. Bakın kapıya ekledik. Hatta site bunu algılıyor nereye yapacağımızı. Bize yardımcı oluyor. Pencereyi ekliyoruz. Pencereyi büyütebiliyoruz. Şimdi 3 boyutlu haline bakalım. Bakın burada bir pencere, kapı, bir oda. Bu sitenin temel mantığı bu. Şimdi ilk ne yapalım? İlk önce var olan kendi evimizi yapalım. Sonrasında hayalimizdeki evi yaparız. Şimdi kendi evimi göz kararı yapacağım. Odaların tam metrekaresini bilmiyorum. Buradan yapısından bir kare ekliyorum. Salondan başlayalım. Dikdörtgen bir salonumuz var. Şurada bizim balkon var. Bunu seçelim. Soldan balkon diye seçelim. Duvarlarını kaldırdı. Devam edelim. Buradan bir oda daha ekliyorum. Şu ince duvarı silmek istiyorum. Üzerine geliyorum. Bakın bunu seçtim. Soldan sil diyorum. Şu duvarı da yok edebilirim şöyle. Onu da sil diyorum. Artık burada duvar yok. Bakın 3 boyutlu hale getirelim. Gördüğünüz gibi orada duvar yok. Bakın köşeyi tutabilirsiniz. Bir de kenarı tutabilirsiniz. Ben kenarı tutup uzatıyorum. Bu bizim koridorumuz. Şöyle bir mutfak. Bir oda daha. Şimdi bizim mutfağın kapısı yok. Nasıl yapacağım bunu? Şuradan duvarlar kalemini alacağım. Buraya bir duvar ekleyeceğim kendim. Bir tane daha alıyorum. Onu da buraya getiriyorum. Bizim mutfağın şöyle bir hep açık kapısı var. Bir odamız daha var şurada. Bu yatak odası Türkiye'lerinde genelde yatak odası ve banyo en arkada olur. Hiçbir evde şunu görmezsiniz. Dairenin kapısını açtığınızda, yani eve girdiğinizde tam karşınızdaki oda yatak odası olarak kullanılmaz. Tam karşınızda banyoyu, tuvaletin gözükmesi istemezsiniz.
Bu işte mahrem ihtiyacıdır. Ülkemizde çok sık rastlanır. Şurada bir oda var. Böyle bir evimiz var. Şimdi ne yapacağız? Kapı pencere ekleyeceğiz. Şuradan yapısı tıklıyorum. Buradan kapı pencere diyorum bakın. Vasıtasıyla diye çevirmiş. Aslında burada door yazıyor, kapı yazıyor. Bunu alıyorum buraya. Zaten site bunu algılıyor. Kapımız burada ama bizim kapımız içeri açılıyor. Şöyle yapacağız. Köşesinden tutup buraya çekeceğiz. Şurada bir kapı var. Burada bir kapı var. İçeri açılıyor. Kapının genişliğini ayarlayabiliriz. Bakın penceremiz bu. Şurada pencere unutmuşuz. Onu yapalım. Burada bir pencere yapmışlar. Böyle bir mekan. Şimdi bunun 3 boyutlu haline bakalım. Soldan 3 boyut tıklıyoruz. Bakın evimiz bizim böyle. Pencerelerini yapmadık daha. Kapılarını yaptık. Odalarını yaptık. Tekrar 3 boyut tıklayıp geri geliyoruz. Şimdi pencere ekleyelim. Bakın burada pencere var. Getirip sürükleyip buralara bırakıyoruz. Çok büyük olmuş pencereler. Küçültebiliriz. Şu köşesinden tutarız şöyle. Küçültürüz. Bir tane burada penceremiz var. Evet, bizim evimiz biraz çok pencereli. Güney cephesine bakıyor. Bunlar tesadüf değil. Bunlar apartman yapılırken düşünülmüş şeyler. Genelde banyoda küçük pencere olur. Havalandırma penceresi. Onu bulamadım. Çok da önemli değil şimdilik. Tekrar 3 boyutlu haline bakalım. Faremizi şöyle büküyoruz. Bakın pencerelerimiz bu. Şurada da pencere var. Onu unutmuşuz. Onu da yapalım. Şimdi eşya oraya geçireceğiz. Ne yapacağız? Buradan kapı pencerelerini genel tıklı. Evet. Bakalım işte bu. Şimdi eşyaları yerleştireceğiz. Ne yapacağız? Buradan kapı pencereler yerine genel tıklıyorum. Bakın kitaplık, çekmece, tablo, yani masa demek istiyor. Köşe masa, yastık, sandalye gibi şeyler var. Buradan ben yaşam seçeceğim. Salondan başlayacağım. Kanepe diyor. Bizim evet şurada ikili kanepemiz var. Bunu şöyle çekip büyütebiliriz. Üçlü oluyor, dörtlü oluyor falan. Bunu şuradan döndürüyoruz. İkili burada. Sonrasında bir tane daha sürüklüyorum. Döndürüyorum. Burada bizim üçlü kanepe var. Şurada bir televizyonumuz var. Sonrasında ne var ne var ne var? Tıklayalım bakalım. Genelde kitaplık. Evet, şurada kitaplığımız var. Genel kısmındaymış. Bundan bir tane daha kullanayım ben. Her seferinde getirmeyeyim buraya. Şimdi eşya oraya geçireceğiz. Ne yapacağız? Buradan kapı pencerelerini genel tıklıyorum. Bakın kitaplık. Böyle bir kitaplığımız var. Tekli koltuk var burada. Var mı tekli koltuk? Varmış. Burada bir tekli koltuğumuz var. Yemek masasına geçelim. Tablo yani table. Sürükleyip getirdik. Şurada bir yemek masamız var. Mesela salon kare olursa yemek masasını yerleştirmek çok zor oluyor. Ama salon dikdörtgen olduğu zaman veya biraz uzun olduğu zaman bir kısmına oturma, bir kısmına da yemek masası şeklinde tasarım yapabiliyoruz. Tekli sandalye arayacağım. Şurada bir dolap var ama üzerine süs falan koyduk. Bunun üzerine süsler var. Aslında bu koltuk buna yakın da biz mekanı büyük yaptık. Böyle bir şey oldu. Koridora bak. 50 metrekare koridor. Kim kaybetmiş de biz bulmuşuz. Şimdi burada alt dolapları yapalım. Alt dolap şu zaten. Bunu buraya koyuyorum. Bakın şurasında çekmece kısmı var. Döndürüyoruz. Şurada çekmece kolları var. Buraya oturtup genişletebiliyoruz. Bizim mutfağımız düz mutfak. Çok kullanışlı değil. Şimdi de anlatacağım niye kullanışsız olduğunu. Bir şeyin kullanışlı olması için düşünülmesi gerekiyor. Tasarlanırken düşünülmesi gerekiyor. Şimdi aynen şöyle yapmışlar bakın. Burada bizim ocak var. Tamam, güzel. Şuraya mutfak lavabosu koymuşlar. İşte bu kötü. Niye? Ben şurada bir şey kesiyorum. Onu ocağa pişirmeye götürüyorum. Yani buradan hareket ediyorum. Bu hiç kullanışlı değil. Bunun doğrusu şudur. Bu lavabo burada olacaktı. Ben burada bir şeyi kesecektim. Burada pişirecektim. Burada yıkayacaktım. İşte düşünmeden yapılmış bir mutfak. Şimdi üst dolapları koyacağız. Üst dolaplar da kabine diye geçiyor. Onu getirin böyle. Bunun üzerine koyun. Bunlar da üst dolaplar oluyor. Şöyle. Bunu da klonlayalım. Böyle. Hop. Üç boyutlu bakalım. Bakın mutfağımız bu. Kapısız mutfağımız. Şimdi eşya oraya geçireceğiz. Ne yapacağız? Buradan kapı pencerelerini genel tıklıyorum. Bakın kitaplık, çekmece, tablo, yani masa demek istiyor. Köşe masa, yastık, sandalye, şeyler. Buradan ben yaşam seçeceğim. Salondan başlayacağım. Kanepe diyor. Bizim evet şurada iki kanepemiz var. Bunu şöyle çekip büyütebiliriz. Üçlü oluyor, dörtlü oluyor falan. Bitirdim. Tamam dedim, bu kadar. Bu benim varlan evim. Bunu böyle farklı açılardan ekran görüntüsü alacağız. Ekran görüntüsü almak için en basit yöntem şu. Buraya girin. Ekran alıntısı aracı yazın. Şöyle bir araç gelir. Sonra tam ayarlayın böyle fotoğrafını çekeceğiniz yeri. Bunu açın. Buradan yeniyi seçin. Şöyle bir seçim yapın basılı tutup. Bakın bunu fotoğraf haline getiriyor. Bunu da masa üstüne kaydedebilirsiniz. Farklı açılardan fotoğrafını çekin. Yukarıdan çekin. Şuradan çekin. Biraz yakınlaştırın. Kendi evinizi böyle tasarlayın. Zaten kendi evinizi tasarlarken programı kullanmayı da öğreneceksiniz. Sonra hayalinizdeki evi tasarlarken kullanışlı, pratik, işe yarar şeyler yapmaya çalışın. Ben böyle istiyorum diye değil. Neden öyle istiyorsun onu açıklamaya çalış. Mutfağın salona yakın yapılmasının bir amacı var. Getir götür kolay olsun diye. Az önce söylediğim banyonun arkada olmasının bir amacı var. Şurada bizim apartmanın merdiven boşluğu var.
Bu ev güneye bakıyor. Bunlar teknik konular gibi gelse de aslında siz bunları sezgilerinizle bulabilirsiniz, yapabilirsiniz. Tasarımınızı yaptıktan sonra anlatırken böyle anlatırsınız. Bunu şu yüzden yaptım, bunu bu yüzden yaptım dersiniz. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.